bana komik geldi. Ben bir Amerikalı olmak istemezdim bugün. Gerçekten çok komikti. Çünkü çok paradoksal. Amiyane tabirle nalına da vurdu, mıhına da vurdu. Tiyatral da denilebilir yani mi? Ben arkadaşlara hem katıldım, katılıyorum hem katılmıyorum. Evet, tiyatral bir şeyi vardı. Yani hem izolasyonist, tecritçi bir söylem kullanıyordu, hem de sonuna kadar müdahaleci cümleler de vardı. Yani acaba hangisini kastetti, insanın kafası karışıyor. Benim gördüğüm saplantılı durum şu. Dünyayı Amerika'dan ibaret sayıyor. Ama Amerika'yı da kendinden ibaret sayıyor. Dolayısıyla sadece Amerika değil, sadece Trump denilse yeridir. Böyle bir saplantılı ruh hali, kimse kusura bakmasın, öyle bir saplantılı ruh haliyle konuşuyordu. Bana göre onun için yani bugün Amerikalı olmak istemezdi kimse. Onlar utanarak izlemiştir. Yani dünyanın en güçlü devletinin lideri bu şekilde, hani tabiri caizse her bir devlet başkanın orada yaptığı konuşmanın bir konusu olur, bir sistematiği olur, bir başlangıcı ve bir sonucu olur. Hani ilkokullarda bile belletilen giriş gelişme sonuç vardır. Bir kompozisyon şeyi var, süreci var, sistematiği var. Başlık burada hiçbir lazım. Şey yok. Bir başlık taşlar. Bir de başlık da var, aynen. Burada hiçbir şey yok. Yani o noktada maalesef çok üzüntü verici bir şey. Benim orada gördüğüm, sizin az önce sıraladığınız ülkelere yönelik tavrı nedir? Aslında genel manada Trump oğul George Bush'un 11 Eylül olaylarından sonra izlediği o ikili dış politikanın, söylemin tıpkısını devam ettiriyor. Yani ya bendensiniz ya düşmansınız. Yani bendensiniz, dost olarak da kabul etmiyor. Yani arada herhangi bir gri alan görmek istemiyor. Dünyayı siyah beyaz olarak okuyor. İsrail beraberler zaten. Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan zaten beraberler. Onu biz bütün bölge siyasetinde görüyoruz. Bu manada her ne kadar zaman zaman güney dünyasının, bu çok önemli bir husus, güney dünyasının, hani kuzey ve güney ikilemi yaptığımızda en önemli temsilcisi ülkelerinden bir tanesi Hindistan'dır. Hindistan'da genellikle Çin'le yaşadığı ilişkiler üzerinden Amerikan dostu, dolayısıyla Trump dostu bir konuma gelmiş gibi görünüyor. Ama onun dışında Nikki Haley'nin bir etkisi olmuş olabilir mi burada? Ha, onun Hint yani kökenli olması, evet. Hint kökenli BM temsilcisinin. Onu bilmiyorum ama onun ötesine giden bir durum var tabii ki. İfade etmek istediğim husus şu. Amerika dünyayı o siyah beyaz gözlükten okumaya devam ettiği sürece, dost ve düşman perspektifinden okumaya devam ettiği sürece, zaten dünya sisteminde bana göre istikrar beklemesi, kendi devlet olarak ürettiği bütün değerleri sanki başkası onlara dayatıyormuşçasına konuşuyor olması büyük bir talihsizliktir. Arkadaşların ifade etmediği bir husus vardı. Birleşmiş Milletler'in İnsan Hakları Konseyi'nden çekildiğini söyledi. Uluslararası yani insan ceza mahkemesi yönelik tavrı vardı. Çok eleştirdi. Bu noktada yani bütün bunlar Birleşmiş Milletler sisteminin geldiği son noktayı gösteriyor. Soğuk Savaş dünyasının aslında değer yüklü bir dünya olduğunun göstergeleri olarak karşımıza çıkıyor. Evet. Bütün şu anda Amerikan perspektifinde veya Trump perspektifinde bunların hiçbirisinin hükmü yoktur. Hiç kimseye saygı duymuyor. Eğer saygı duymuş olsaydı, Amerika'nın güvenlik ve egemenliğine saygı noktasında başkentini Kudüs'e taşıdığından bahsediyor. Ki bu nereye oturtalım bilmiyorum. Öbür tarafta 1,5 milyar Müslümanın kutsal saydığı bir beldeye yapılan her türlü haksızlığı, ahlaksızlığı aslında meşrulaştırmış oluyor kendi nazarında. Evet. Veya normal görüyor. Orada Cumhurbaşkanı ifade ettiği bir husus vardı. Eğer siz mağdurdan yana, mazlumdan yana tavır takınmıyorsanız, siz zalimden yanasınız. Evet. Bunu Birleşmiş Milletler'e söylüyor. Ama aynı şekilde Trump bütün konuşmasıyla, içeriğiyle kendisi böyle bir noktaya itmiş oldu.